Good morning. Hayırlı sabahlar. Sabah hayır. Sözlerime başlamadan evvel hepinizi saygıyla selamlıyorum. 19. yüzyılda İslam dünyası derin bir krizin içinde olduğuna karar verince bu krizin içinden çıkmak üzere iki görüş ortaya çıktı. Biri, ben bunları böyle formüle ediyorum. Biri resmi İslam, öbürüsü sivil İslam. Resmi İslam'ın Paris'ten temsilcisi Cemalettin Efkani, sivil İslam'ın temsilcisi Muhammed Abdo. Resmi İslam'ın anahtar terimi yeni bir toplum ve siyasi bir varlık inşa etmek üzere devlet ve siyaset terimlerini anahtar seçmektir. Sivil İslam ise yeni bir insan tasavvuru meydana getirmektir. Bunun da anahtar terimi eğitim ve ruhsat değişimi, entelektüel değişimdir. Sivil kelimesi biraz tartışmalıdır bizim literatürümüzde. Ne anlama geldiğini bir iki cümleyle açıklamakta fayda var. İslam tarihi bakımından sivil toplumun çerçevesi dindir. Ve İslamiyettir aynı zamanda. Tarihsel olarak da baktığımızda sürekli ve fonksiyonel sivil toplum örgütleri, kuruluşlar, bizim tarihimizde din cemaatler, tarikatlar, ahi teşkilatları, vakıflar, tekke, zaviyeler ve dergahlar olmuşlardır. İslam ile Batı arasında sivil kavramı çerçevesinde temel bir ayrım vardır. Batı'da sivil toplumun iki özelliği var. Birisi sınıflı bir topluma dayanıyor olmasıdır. Tarihte sınıf çatışmaları zaman içerisinde sivil toplumun da ortaya çıkmasını mümkün kılmıştır. Sivil alan ve sivil toplum kiliseye, aristokrasiye ve mutlakiyetçi idareye mensup olmayan, şehir ile köy arasında burg denen yerlerde yaşayan ve zaman içerisinde ticarette ve sanayide gelişen burjuvazinin kendine açtığı alana verilen isimdir. Dolayısıyla sivil toplumun gerisinde sınıf ve sınıf çatışmaları yapmaktadır. İslam tarihi açısından ise sivil toplumun sınıfsal bir temeli yoktur. İkinci önemli ayırt edici özelliği Batı'da sivil toplumun burjuvazi kendine alan açarken daha doğrusu sahip olduğu iktisadi güce hukuki ve siyasi imtiyazlar bildirmeye çalışırken karşı olduğu güçlerin dini görüşlerini ve ideolojilerini de eleştirmiş ve dolayısıyla Hristiyanlık dışı laik seküler bir dünya görüşü ortaya çıkmıştı. Batı'da sivil toplumun gerisinde sekülerlik yapmaktadır ve bu bir bakıma biraz da kaçınılmazdır. Tarihte teokrasiye karşı laiklik ve mutlakiyetçi idareye karşı demokrasi sivil toplumun ve sivil alanın mümkün olmasıyla ortaya çıkmıştı. İslam tarihinde bazen sivil toplumun bu tarzda, bu formatta bulunamamış olması, İslam tarihinde sanki sivil toplumun olmadığı şekilde yorumlanmıştır. Bu tamamıyla yanlıştır. Özellikle Montesquieu, Wittfogel ve Karl Marx, Batı'da kine benzer bir sivil alanı Osmanlı'da bulmadıkları için bütün Doğu toplumlarının ve Osmanlı'nın bir Doğu despotizmi içinde var olduklarını zannetmişlerdir. Bu tamamıyla bir hurafedir. Osmanlı'da ki aslında Osmanlı'dan önce Selçuklular, Abbasiler ve Emeviler de böyledir. Bunlar birbirinden kopuk değildirler. Fakat biz Osmanlı'yı referans alıyoruz. Bize en yakın tarihi dönem olduğu için Osmanlı'da
hukuki anlamda iki alan var ve bu aynı zamanda iki toplumsal alana da işaret etmektedir. Birisi örfi alandır. Buna Osmanlı literatüründe Tursun Bey'in ifadesiyle yasal-ı sultani denir. Sultanın koyduğu yasa, Kanuni Sultan Süleyman'la birlikte başlamıştır. Örfi hukuk, bugünkü modern anlamda anayasa veya idare hukukuna tekabül etmektedir. Yani amacı devletin bekasını, tahtı ve padişahın güvenliğini hukuki teminat altına almaktır. Örfi hukuk dar bir alanda söz konusudur. Fakat asıl toplumsal hayatı tanzim eden hukuk şer'i hukuktur. İşte Osmanlı'da sivil alan şeriatın düzenlediği, bireyi, toplumu, cemaatleri, grupları devlete karşı şeriatın koruduğu alandır. O halde eğer modern zamanlarda da bir sivil alan mümkün olacaksa İslam dünyasında, bu ancak şeriatla mümkün olmaktadır. Şeriat çünkü tarihte bireyi devlete karşı korumuştur ve sivil alanı tanzim etmiştir. Bu alanın en önemli özelliklerinden bir tanesi çoğuncu olmasıdır. Devletin kontrolü dışında kalmasıdır. Hukuk tarafından tanzim edilmiş olmasıdır. Ve bugün modern devletin sahip olduğu çok sayıdaki toplumsal fonksiyonun devletin uhdesinde değil de toplumun uhdesinde olmasıdır. Bu benim kanaatime göre hiçbir modern devlete ve modern toplumda ulaşılmayan bir noktadır bu. Ve Osmanlı'da bu harika bir zirve olarak hep uygulanmıştır. Bugün Türkiye'de veya başka ülkelerde NGO'lar, sivil toplum kuruluşları aslında Osmanlı'daki sivil toplum kuruluşlarını tekabül etmemektedirler. Çünkü hem aydınların ortaya çıkışı, aydının ortaya çıkışı, hem modern anlamda sivil toplumun ortaya çıkışı bizim ülkemizde veya ülkelerimizde batı düşü toplumlarda devletin toplum içindeki uzantıları olmuşlardır. Bundan dolayı ben bunlara Türkçe'de mesela sivil toplum kuruluşu denir, ben bunlara sivil devlet kuruluşları denmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar STK'lar değil, SDK'lardır. Yani ve sadakat gösterirler. Sivil toplum kuruluşlarının sadakati bireye ve topluma değil, devlete aittir. Çünkü devlet bizde tanzimattan itibaren sivil alanı daraltmış ve Cumhuriyet'le birlikte sivil toplum ve sivil alanı devlete devretmiştir. Dolayısıyla laiklik çerçevesinde din ile devlet arasındaki gerilimin gerisinde bu tarihsel çatışma ve gerilim yapmaktadır. Sivil alan topluma ait mi olacak, ferde mi ait olacak, yoksa devlet tarafından tanzim mi edilecek? Sivil toplum kuruluşları sivil görünümlerine rağmen aslında sadakatleri aydınlanmaya aittir ve aydınlar da topluma karşı toplumu aydınlatmak üzere tarihsel bir misyon üstlenmişlerdir. Ve ne zaman kritik bir hadise yaşayacak olursa demokrasi çerçevesinde, siyaset veya katılım çerçevesinde aydınların Türkiye'de ve İslam dünyasında da öyle tercihleri devletten yana koyduklarını görüyoruz. Bunu formüle edilmiştir. İşte mesela asker diyelim ki aydın ittifakı işbirliği gibi bunun şeyleri var. Bunu çok fazla girmeyelim. Peki İslam'da acaba sivil toplum mümkün mü teorik olarak? Hanefi hukukçularına göre devletin dört meşru alanı vardır. Hasan el-Basri büyük hukukçulardan ve mutasavvuflardan şöyle der: İmamın hakkı dörttür. Cumayı kıldırması, feyi alıp dağıtması, hadleri uygulaması ve cihat ilan etmesidir.